Herkese merhaba, Derinden Teknolojik Yanan Derin yeniden sizlerle. Bugün sizlere başlıktan da gördüğünüz gibi iPhone'unuzun klavyesinin rengini ya da temasını nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Aslında basit bir olay ama çoğu kişi kullanmıyor, kasıyor falan filan diye ama ben de daha doğrusu bunu böyle düşünüyordum. Fakat denedikten sonra kullanacağımız programları ve yolları aslında hani bu konuda gerçekten güzel mesafe kat ettiklerini ve gerçeğinden farklı olmadan hani çok kılcal sapmalarla çalıştığını gördüm. Dolayısıyla size bunu göstereceğim. Şimdi bunu yapmanın iki yolu var. Biri ayarlardan yapılabiliyor ama bütün ekranınızın rengi değişiyor. Hani ben sadece klavye değiştirmek konusunda bir taktik olduğu için söylemek zorundayım video yapan kişi olarak. Dolayısıyla hemen göstereceğim. Gördüğünüz gibi renkleri tersine çevirdiğinizde ekranınızın rengi tersine dönse bile klavyenizin rengi de buradan değişmiş oluyor. Düz mantık olarak çok bir işinize yarayacağını düşünmüyorum ama klavye rengi değişiyor sonuçta. Hemen nasıl yapacağınızı göstereyim. Ayarlara giriyorsunuz. Buradan genel diyorsunuz. Erişilebilirlik diyorsunuz. Burada renkleri tersine çevir tuşu var. Bizim yaptığımız şey bu ama buradan değil. En alta iniyoruz. Erişilebilirlik kestirmesini renkleri tersine çevir dediğimiz zaman buradan da okuyabiliyoruz zaten. Ana ekran düğmesine 3 kere tıkladığımızda renkleri tersine çeviriyor. Yani 1, 2, 3 yaptığımızda gördüğünüz gibi siyah yapıyor. Bunu etkinleştirmezseniz 3 kere bastığınızda hiçbir şey olmaz. Yani normal işleme devam eder. O yüzden onu etkinleştirmeyi unutmayın. İkinci yolda size tavsiye edeceğim Rainbow Key diye bir uygulama. Yani böyle çocukça uygulamaları göstermek istemiyordum ama güzel bir uygulama hakikaten, öyle saçma sapan durduğuna bakmayın. Şimdi uygulamayı açıyoruz. Öncelikle iki tane seçeneğimiz var ve içinde çok güzel gerçekten satın alabilecek içerikler var, onu da söyleyeyim. Hani ön yargıyla yaklaşmayın. Bir kendiniz klavye yapabiliyorsunuz, bir de mevcut klavyeleri kullanabiliyorsunuz. Örneğin burada mevcut klavyeler var. Bunu set dediğiniz zaman size nasıl yapacağınızı da anlatıyor. Buradan done diyorsunuz. Bunu da yapmak için eklemeniz gereken program size uygulama ilk yüklediğinizde bu klavyeyi etkinleştirmek için ayarlara yönlendiriyor. Ama olur da onu atladıysanız ya da nasıl yapılacağını anlamadıysanız buradan göstereyim. Genele giriyorsunuz. Buradan klavyeye basıyorsunuz. Klavyelerde 4 yazıyor. Buradan yani sizde farklı bir şey yazabilir kaç klavyeniz olduğuna göre. Yeni klavye eklediğiniz zaman 3. parti olarak burada gözükmesi gerek. Bunu ben demin eklediğim için gözükmeyecek. Bu işlemi yaptıktan sonra istediğimiz klavyeyi kullanabiliriz. Buraya giriyoruz. Örneğin ben burada klavye yapmıştım az önce. Ben buradan yazmayı kullanabileceğim uygulamaya giriyorum. Normalde yine karşınıza böyle çıkacak. Siz alttaki şu dünya tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi Rainbow Key diyecek. Rainbow Key'e girmiş oluyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir klavye bizi karşılıyor. Böyle tövbe estağfurullah efektleri falan var. Ama fena değil. Güzel. Yani çok hızlı ve responsive. Yani çabuk tepki veriyor. Diğer bir temayı deneyelim, görelim hemen. Şurada ikinci bir tema var. Bunu da böyle setledikten sonra yine buraya giriyoruz. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bu tarz bir tema. Tabii kendinizin yapacağı temalar daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Onun için şöyle yapacağız onu. Temalara girdiğimiz zaman Create My Own yazıyor. Buradan See All dediğimizde gördüğünüz gibi böyle bir ekran geliyor. Buradan arka plan seçiyoruz. Burada bir sürü arka plan var kullanabileceğimiz. Örneğin bir tane kilit olan şurasına bastığımız zaman buradan paralı olduğunu söylüyor. 3.49 TL'ye. Onun yerine ben buradan bir taneyi kendim seçiyorum. Devam ediyorum. Klavye butonlarını seçebilirim. Bu şekilde olabilir, bu şekilde olabilir. Ben bunu seçeceğim, daha güzel. Yazı tipini de seçebiliyorsunuz istiyorsanız. Hatta rengini de seçebiliyorsunuz. Ben böyle yapmak istiyorum. Onun yerine de şu yazı tipini kullanırsam daha güzel olabilir dedim. Efekti de istiyorsanız böyle bastığınız zaman harfleri göstermesindense Super Mario şeyine bastığınızda mesela, ben örnek veriyorum. Gördüğünüz gibi Super Mario karakterleri gelmeye başlıyor. Onun dışında tekrardan Next dediğiniz zaman burada ses kısmı var. Bu ses yerine bu sesi yapabilirsiniz. Ya da bu sesi yapabilirsiniz ya da bunu yapabilirsiniz, fark etmez. Ben bunu tavsiye ettiğim için değil, rahatsız edici olur aksine. Ama hani uygulamanın bir özelliği olduğu için göstereceğim. Örneğin bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey olmuş oluyor. Bunu da kaydettiğim zaman save diyeceğim. Gördüğünüz gibi buradan paylaşabilirsiniz istiyorsanız. Buna gerek yok. Şimdi buradan notlara giriyorum yazmak için. Gördüğünüz gibi gayet de tepki verici bir şekilde güzel düzgün çalıştığı söylenebilir. Bununla tabii ki de yaratıcılığınız sizin sınırsız şeyinize kalmış. Ama dediğim gibi uygulama güzel bir uygulama olduğu için ve gerçekten bu lag olayını açtıkları için paralı bazı şeyleri bunda göz almanız gerek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ekrandan da bu arada diğer videolarımı takip edebilirsiniz. Bu videodan sonra büyük ihtimalle iPhone'unuz özelleştirme videosu gelecek. Bu videoda onun için bir gönderme ve onun için bir parçaydı. Dolayısıyla takipte kalın. Görüşmek üzere.